Çoğunlukla futbol odaklı yeni spor podcast'imiz Podcast'in Yolu'na hoş geldiniz. Ben Recep, yanımda Ömer ve Can'la sizinle birlikteyiz. Hiç uzatmadan ilk olarak Liverpool Watford maçına gidelim çünkü Liverpool yenilmez Liverpool ilk kez bu sezon yenildi ve e, Arsenal'ın 2004'te başardığı yenilmeden şampiyon olma şansını kaybetti. Evet görüşleriniz ne öncelikle? Ben... Evet, çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben, ben Liverpool'uyum. Ben de mutlu değilim. Yani tarafımız belli olsun yani. O Arsenal'ın dün attığı tweet aşırı iyiydi ya. Piu Çok net anlatıyor benim isterim yani. Oh rahatladım yani. Vallahi gerçekten Peki, bir, şey bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Arsenal taraftarının çoğu yani bir gaza gelmiş. Bence büyük ihtimalle bu gazla yazmış ama işte dünyanın gelmiş gitmiş en iyi kadrosu biziz falan diye böyle bir sürü yardırıyorlar. <laughs> Sizce bu doğru mu? Yani Net kupa değil. bazında değil de yani kazandığı ya yani winner bir takım değildi o. Yani tabii ki kazandı ligi ama o domine, domine edemedi yani Barcelona'nın o tüm kupaları aldığı sene gibi. Öyle bir takım ama değil. Avrupa'da şey yok kupası yok zaten. Yani. Evet Temin. Avrupa'da kupası Hatta zaten ligi Barça... de böyle üst üste kazanamadı. Tabii. Ta İngiltere'ye küçültelim. Hani sadece İngiltere bazında yine değil bence. Yine İngiltere ya, bak bazında ben şöyle bence diyeceğim. bence en iyiler en iyi yani top 3'e girer de 3'te de tamamen kişisel görüş, görüş devreye girer bence yani. Ben kişisel görüşü devreye sokuyorum. Diyorum ki, <laughs> bu seneki Liverpool'la bak Liverpool'u geçtim. City bile yener. Bu seneki değil ama geçen seneki City olabiliyor. Yani, yani. çok ha, dönem bir karşılaştırması yok. yapıyorsun ama sen. Şimdi bu se yani abi 10 sene öncesine göre gören de Maradona'lı puşkaşlı dönemle karşılaştırıyoruz sana. Ne var şunu şurasında yani? Hayır onu demiyorum ama yani şu an Mar yani Maradona'nın o dönem vurduğu yaptığı etkiyle Messi'nin şu an yaptığı etkiyi karşılaştırabilirsin ama ikisini aynı anda aynı dönemde oynatıp da hangisinden büyük performans alırsın konuşmuyoruz ki o mantıksız. Tam konuyu Maradona Messi'den çıkartıp bana sadece 2004 Arsenal, 2020 Liverpool, 2019 City üçünün olduğu bir turnuvada sonuç ne olur? İşte oynatıyorsun bir karşılıklı oynatıyorsun abi. Farklı tempolar, abi. farklı oyun düzenleri. Ben de onu. abi oynatıyorum. Ben bastım parayı oynatıyorum. Ben hadi. çekiyorum <laughs> <mutlaka> abi. <laughs> bir şey. Ben, kabul tamam, etmiyorum. Arsenal'ı çektiğine göre yemedi. Gayet sonuçta belli bende şu an. İtirazı olan var mı? Yok. Yok. Yok bu kadar basit. Okay, peki. Evet şimdi Vadif e, bölümümüz var. Bu bölümümüzde futbol tarihinde yakın tarihte olur. Çok geçmişe de gitmeyeceğiz zaten. E, şu eğer şöyle olsaydı ne olurdu yu tartışacağız. E, i̇lk konumuzda da Selçuk İnan eğer Galatasaray'ı değil de Fenerbahçe'yi tercih etseydi Türk futbolunda neler gelişirdi bunu konuşacağız. Evet. Ben, baş, ben başlayayım. başlayayım. Ee, şimdi Selçuk'dan Galatasaray'a geldikten sonra Galatasaray'da yaşadıkları başarıları kimsenin anlatmasına gerek yok. Herkes biliyor zaten. Bir de Selçuk Burak ilişkisi vardı burada. Öncelikle Burak bu, bu kadar Galatasaray'da kendini üst seviyelerde de göstermeye devam eden miydi? Selçuk'la birlikte yükseldiğine inanıyorum. Bir de Fener'e gelseydi Fener açısından Fenerbahçe çok daha başarılı olurdu diyorum ben. Şampiyon olurdu. Şampiyonlukta ölü olurdu. Çünkü o zamanki Selçuk çok iyiydi. Siz neler diyorsunuz? bence şu var. Şimdi Burak Selçuk sayesinde büyük olmadı bence. Şenol Hoca sayesinde büyük, daha büyük bir futbolcu haline geldi. Daha istikrarlı, daha striker haline geldi. Ama ondan önce şey Çünkü... var şimdi. Selçuk'un yanında Kolman'la iyiydi. Yani o ikili mükemmeldi. Mükemmel bir uyum vardı aralarında. Fenerbahçe'ye gelseydi yanında onu tamamlayacak bir oyuncu bulabilir miydi bilmiyorum. O dönem kim oynuyordu Fenerbahçe'de? Meireles'le Emre oynuyordu. Ha, Emre Emre'yle mükemmel bir ikili olurlardı mesela e, ee, Meyreles'te de olurlardı bence ama Bence mükemmel bir ikili olurdu da Neye göre şimdi Aykut kocaman Baştaydı o dönem Aynen işte Aykut öyle Hocanın bir sıkıntı Sisteminde oldu. işe yarayabilirdi aslında ama orta sahayı düşününce ki önlerinde de Cristiano oynuyordu. Alex'in başlayıp bitiremediği sezondu. Aynen. Alex'i saymıyorum. Şey düşün... Hatta UEFA yarı final sezonu olabilir bu sezon. Evet, o sezon olması lazım. Ya işte şey düşünüyorum şimdi. Aynen çeyrek final oynamıştı da aynı dönemde zaten. Şampiyonlar Ligi'nde o bayağı iyi bir seneydi Türkiye için zaten. Neyse şey diyorum, ee, Selçuk yanında Melo ile mükemmel oldu. Çünkü defansif anlamda yapabilecek hiçbir şey yani yapmasına gerek kalmıyordu. Yani bütün tempo ondan geliyordu. Klas ve teknik bunlar yani sadece oyun kur kurma e, Selçuk'a kalmıştı ama şimdi Emre ile düşünüyorum yan yana. Burada bir sıkıntı olabilir belki. O dönemki Emre biraz daha hıçın biraz daha savaşçıydı. 2-8 numara gibi oynayıp çok güzel pas yapabilirlerdi mükemmel bir oyun ya yani oyun inanılmaz oyun açıcı kanatları oyun açıcı bir takım olabilirdi yani ikisi de ayağa pas atan düzgün pas atan yani şey bir e, oyuncular oyunu kurmaktan çok ya topun sende düzgün şekilde kalmasını ata iyi yönlendirmeyi falan her şeyi öyle sağladığı için ya bence gittiği takımı o dönem Selçuk şampiyon yapabilirdi Türkiye'de yani. ben klasik şeyi düşündüm Selçuk Böbek ilişkisi vardı ya Aynen. Sürekli birbirlerine Selçuk asist yapıyordu. Direkt oradan gittim hani. O olmasa belki Burak o kadar bir olmaz diye. Evet, birbirlerini Burak belki ya. o kadar kendini gösteremeyebilirdi. Ayrıca mesela Burak Selçuk'tan sonra da atmaya devam etti bir yerlerde ama. Evet o da doğru. Ligin bug'ını bulmuş herif bir şekilde atıyor yani. <laughs> ama ben şeyi düşünüyorum mı? ya. Galatasaray, yani Fenerbahçe'yi çok yükselteceğine inanmıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin iyi iyiydi o dönem. Ve Aykut Kocaman faktörü de var burada evet onu. Selçuk şu anki Selçuk gibi oynar büyük ihtimalle. Tam Ama şöyle bir şey. <laughs> kupa, kupa oyununda yani elemeli dönem. yani Maratonda çok kötü Aykut Hoca. Yani maraton oynanıyorsa yani 34 hafta içinde çok kötü bir hoca. Ama onun dışında yani şampiyon yapacak yani bir kulüpse. Şampiyon yapması gereken bir kulüpse. Ama şey şeyde iki maç ben eleyim yeter. Oyunun önemi yok. Keyif vermenin önemi yok. Şeklinde bir tak, takım yönetmeye eğer okeyse taraftar. Yani bir kupa kazandırır iyi bir kazoyla. Ve Selçuk olsaydı belki UEFA'da o hakem katliamı e, olsa da. O katliam mıydı o? Braga maçıydı o ama. Yok, siz Benfica'ya eğlenmişsiniz değil Çok daha mi? sonra oluyor Benfica. A, okay. Hatta aslında şöyle bir durum var. E, 2011 o e, 3 Temmuz şampiyonluğundan bir sezon sonra süper finalin olduğu sezon. Hani Alex'in de olduğu sezon. Onu yanlış hatırladım. Ha. Bir sezon sonra o Avrupa başarısı geliyor. Aslında o bir önceki sezon Galatasaray'ın Baroş'ta Elmandelli kadrosu. Ha. İlk kurulduğu kadro. Galatasaray e, yıllardır kötü giden bir gidişatı vardı. Kötü. O kadroyla bir anda ivmeyi değiştirdi. Fenerbahçe'nin de işte o... şikip bıraktı manşetleri falan inanılmazdı evet, ya evet. tam çocuğu şeyime denk geliyor benim ortaokulu işte, bak oradaki en iyi transferdi Mustere'yi aldı bitirdiler yani o kadar tabi ufalısı bir sürü adam vardı ama yani şu an hala daha mükemmel oynayan bir Mustere var 5 senelik de sözleşme imzalanıyormuş 5 sene sonra da Galatasaray'da bebek, bir kıv mis gibi olur abi tabi canım ileride bırakmasın. Volkan gibi performansla düşebilir belli Volkan hiç dominant bir kaleci gibi gelmedi bana ama yani iyiydi hoştu ama 2008 abi net. O zaman o sene. Evet. 2008 2012 arası müthiş bir kaleciydi. Abi 4 sene Öncesinde çok kazanma ya. Bir kaleci ben. iyi yapmaz 4 sene ya. Ama şeydi götürüyordu gibi diyeyim. Ee, ama sonradan çok hata yapmaya başladı. Çünkü Volkan ilk yılları da kötüydü ve çok bariz hatırlıyoruz yani baya. Altay'ın dönemi gibiydi marşları işte. Marşları vardı. Altay gibiydi yani iyi bir şeyler olabilir bu kaleciden ama çok hata yapıyor. Tutsak mı acaba? Ve i̇şte tuttu Fenerbahçe Volkan. Ama ne olursa olsun, adam del bir mağlubiyeti görmeden Kadıköy'de. Harbiden <laughs> ya. O, o <laughs> <ne? kol kariyeri gülüyor> Yusuf Fahir Baba kendisiymiş. O da oradan. <laughs> evet bu arada Ersun Yanal da kovuldu Fenerbahçe'den. Antalya Spor beraberliği ki Galatasaray maçından sonra büyük ihtimalle kovulur diye bekliyorduk. Antalya'da maçından sonra kovuldu. Ee, sizce Fenerbahçe kiminle anlaşır ya da sezonu ya Ali Koç size ne yapar? E, sezonu bitirecek bir hoca Ali Koç ne, ne yapar bir kenara bırakalım. Ali Koç ne yapıyor? <laughs> hani, hani Ersun'u alıyorsun okey. Ersun'u göndermiyorsun okey. Hani Galatasaray mağlubiyeti yetmemiş gibi bir de Antalya'dan puan kaybını bekliyorsun. Hani ne yaptığını ben anlamıyorum açıkçası. Hani bit devam edeceksen Antalya puan kaybı yüzünden mi bitirdin? Yeni teknik direktör buldun da mı bitirdin? Yok hiç öyle şeyler olmadı yani. Şu dönemde iyi bir teknik direktör bulamazsın çünkü. Özellikle evet. bir haberi gireyim şu noktada. Birkaç gün önce bir yemekte bir araya geldiler. Evet. Savılırken bir fotoğrafları var. Yani sıf Antalya maçında mı değişti her şey? Ben buna inanmıyorum Hadi Galatasaray falan anlıyorum hocam ama Antalya ya falan mı dedi yani. ne? <laughs> yani, Anlamıyorum yani. Ya yani. sonuçta normaldir ya. Hani adam kovacağız diye de şey mobbing mi uygulasın adama? Yok mobbing'e binge evet. gerek yok canım hani böyle şey dedi mesela e, şöyle yorumlar vardı. Galatasaray mağlubiyeti yüzünden kovuldu gibi durmasın. Medyaya öyle yansımasın diye bekledi falan diyorlar mesela. Olabilir mantıklı. Ama belki yani kovu, sezon sonu devam edemeyeceği bir şekilde belliydi. O zaten Şimdi, belliydi. Fenerbahçe büyük ihtimalle bence yabancı bir hocayla anlaşacaklar. Emre Belözoğlu da deniyor. Sezon sonu bekte Emre Belözoğlu lisansı yok ki var mı? Nasıl geçecek? şey dönemi gibi işte. Kimin döneminde öyle olmuştu? Ee, Antalya'da İtalya'da tane... Etova'ydı. Yok öyle değil ya. Hani bir oyuncu tane oyuncu menajer mi? Oyuncu menajer gibi de değil. Bir bir, bir önde bir tane menajer var. Önde <laughs> bir tane menajer var gibi. ama o sadece lisansla orada duruyor. Aslında o menajer o değil. Onun gibi yani He. lisansı olan birini menajer gibi yapıp anladım. Ya bence bu biraz şey Yok fantezi yani böyle? Yani birinin bir tarafı açık kalmış uykusunda. <laughs> Emre Belözoğlu diye uyanmış böyle. <laughs> Onu uydurmuş. Çünkü Emre Belözoğlu ilk gelirken bile sportif direktör oldu, malzemeci oldu, fizyoterapist oldu, gözlemci oldu. Bir tek bu kalmıştı. Bunu da Aynen. yaptılar. Tamam hayırlı olsun. Bu da öyle bir oldu ki olarak ya. ikinci yarıdan biri sağda yok. Evet. Buradan da bir eleştiri Belki yapar. lisans alıyordur <laughs> falan. Ha, olabilir. Belki Kulislerde olursanız... konuşuluyor lisans <gülüyor> al. <laughs> Kulis falan testleri çözüyor. Ha, mi? çalışıyor mi? böyle. <laughs> 4 4 2. Hmm. Yılmaz Vural 101 <laughs> diye bir ders var. Öyle. Her sene nasıl evet. farklı bir takım çalıştırılıp psikolojinin dengede tutulur. <laughs> oğlum kafayı yersin ya. Nasıl her sene farklı takım çalıştırılır? Alışmıştı <laughs> oğlum artık yani ne olacak? Bu da saçma. Her sene farklı şehirdesin. Takımı öğrenip anlamaya çalışıyorsun falan. Üf. <laughs> Artık her şehirde eskiden... evin var. <laughs> Saçma sapan. Gemici gibi ama karadasın değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Saçma sapan. Bir de eskiden başarısız olunca kovuluyordu. Artık başarılı olunca evet, da kovuluyor. Da, çıkarınca da kovuluyor. Yani her türlü. Ligden çıkarıyor kovuluyor. Düşmüyor kovuluyor. Her türlü kovuluyor. Ha. <laughs> Tut bizi ligde. Şöyle yap bizi ligde. Böyle çevir bizi ligde. Alex hoca olarak. Ben de böyle bir yorum çıkarmışım. Ben... Anca... Peki evet. şöyle iki soru soracağım. Tamam. Türk mü gelecek sizce yabancı mı? Bence Türk gelecek. Ve birkaç isim verebilirim. Ebel Bulut en büyük aday. Oo nereden duydunuz Ömer Hocam? <laughs> Öyle duymamıyorum. bir yok. Öyle bir <laughs> düşüncem var. konuşuluyor. Oturmadığı masa yok Ömer'im bilmiyor musun? <laughs> şey Ahmet Çakar gibi gösteri ismi gizli böyle. <laughs> ya Abi, şey. Müfiter kasap. Ha. Ben şeyi merak ediyorum ya. Buraya gelirken Ali Koç dedi ki ben hani şöyle bir ekol düşünüyorum falan filan. Ekolün aslında yabancı hoca üzerine kurma yani evet. düşüncesi vardı. O bu düşünce döner mi? Onu merak ediyorum. Dönmesi lazım mı çünkü. Türkle olmadı. Şimdi Koku kokuyu niye getirdi? Gençlerle iyi anlaşabilen, genç yetişti ve bilen, hücum futbol oynatan bir direkt teknik direktördü Bunu yapabilen bir adam getirir mi? Bilmiyorum. Çünkü söylediği çok şeyin aksini yapmaya başladı Elkoç. Evet. Koç önce o bir yere geldi mi? Hocam yok. Yok gelmedi. Yok. Çok ama para o yedirebilir yani. mi acaba ya? Hmm, yok zannet, hiç zannetmiyorum. Para. Çok para. Öyle ya. bir lüksü yok şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Çok parayı düşün mesela. <laughs> ne kadar para hani. Talış falan veriyorlar böyle artı 20 bin. <laughs> ya Pochettino da gelmez ki adam e, itibar için hiç olumlu olmaz bu. O da ayrı bir konu. Evet. Ancelotti e, falan olursa... ne alemde? O da her takımı çalıştırabilecek potansiyel, potansiyelde duruyor artık yani. Kaldı Ancelotti. En son Napoli'de diyorsun? değil Mi? Ha düşer. Yani biraz daha bir tık oldu. daha düşünce Napoli'den. Mesela <laughs> Türkiye'deki. Ya yok, Ka bitmiş adam o da. Hı evet. Ya ha. biraz bizimki şey, adam. adamdır lazım. ya. Bak sıkıntı şurada da başlıyor yabancı da. Ee, para yok. Ya yani bir şekilde belli bir sıkıntılar içinde takım yönetebilecek birinin gelmesi lazım. Yani ben bunu istiyorum, şunu istiyorum diyecek adamla Fenerbahçe sese de çalışamaz çünkü. Belboski. Yani, i̇şte elinde <laughs> sonunda kaldık kaldı kalacak adam belli yani. Adam ben orta saha istiyorum diyecek. Gelecek. Hadi bakalım Aykut çok Kocaman hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya gelecek. Ben adım gibi yani. Ben bir ben de bir şey daha eklemek istiyorum. İsim var mı aklında? İsim ya ben şöyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle Almanya. Hani böyle Salzburg'un Leipzig'in falan hocaları oluyor bir sürü. Bayağı da başarılı oluyorlar. Oluyorlar da o ondan sonra ben, çok büyük kulüplere gidiyorlar. Evet o gidiyorlar. Boşta bulursa bir tane. Mesela Marco Ross falan çok yazılmıştı zamanında. İşte Alman bir hoca belki. Olabilir. Bir Alman sekre, Ali... tandemli biri gelecek bence. Bir konuşalım. Alman mı diyorsun? Okay. Evet. Şimdi Alman gelebilir ama... O zaman Ali... fanı. <laughs> 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 Oğlum bir konuştu beni. Bu nasıl moda otur? Neyse sakin. Şimdi bir şey demişti Ali Koç. Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamalarda. Koku takımı gazlayamayan bir hoca demişti. Geldiği yer, geldiği ülke... Hadi bakalım davranışı... Fatih Terim hayırlı olsun. İşte <laughs> <laughs> işte ülkesinden dolayı demişti. O tarzı Kuzey güzel ülkelerinden gelen adamlar böyle olacak zaten. İşte evet. bir Vezilyalı ya da Balkan mı demişti. Aynen o tarz ülkelerden gelirse daha ateşli, takım ateşleyebilen bir hoca olur demişti. Acaba buna mı yönelir diyorum. Yani... Peki, Şenol Güneş'in Fenerbahçe dünyanın takımlarından birisi demesinden sonra yanar mıyız sizce? Arkasında silah vardır onu dedi. <laughs> Sırtında silah vardır ben. <laughs> Ya şöyle evet. insan içine çıkamaz ya bir de. Öyle bir şey yaparsa. Oh bir de ona 2010-2011 şampiyonu kim diye sorarlar. Gibi. Ha işte. Bili yani, anladın mı? Hani, Neyse tamam. O zaman Fenerbahçe'yi de burada kapatalım. Ee, Fantezi kadro kuruyoruz bu bölümümüzde. Bu bölümümüzde 2010-2020 arasındaki en iyi 11'i kuralım dedik aramızda. Önce Can başlasın. Bakalım 11'de ne varmış. Tamam. Yani evet. önce şunu söyleyeceğim ben. Bunu sahaya sürmeli bir 11 olarak düşünmeyin. Çünkü bu kadroyu sahaya sürersen çok güzel oyunculardan oluşan bir fiyasko olur. Yani bu kadroyu hiç öyle bir matematiğe göre kurmadım. Sadece sağ bekte kimi koysam şunu koyayım. Yani stoper bununla uyum sağlar mı falan diye düşünmedim. Onu bir başta belirteyim. Şimdi kaleye Noyarı stoperler Koydum, koydum ki yani ile bile uyum sağlar. Ya stoper <laughs> hattında falan bir sıkıntı yoktu. orta sahadaki üçlü de anlayacaksınız yani. Aa, bu, çok ofansif ya... değil mi? Yani ya, çok mi? bir garip ya. Gözüme benim de çok garip geliyor yani şu. Neyse. Say bakalım. Şimdi Noyer kalede. 2010'da hani o. <laughs> da üzerine çıkacak bir kaleci bilmiyorum yani. İtiraz eder misiniz? Ee, sağ beke Daniel Vez'i koydum. Stoper tamam. hattına burada mutlaka sıkıntı çıkacak aramızda bak ona eminim. Biri Ramos, diğeri Şellini. Okay. Ee, Sol beki Marcelo'yu koydum. Ee, orta saha üçlüsünde şöyle bir sıkıntı var işte. Hangisini çıkarsam bilemedim. O yüzden üçünü de koyayım ne olacak ya dedim. Modric, Iniesta Çavi. Şimdi Çapa yok. <laughs> böyle bir sıkıntı var yani bu çapa takım yok. çok gol. <laughs> ben de çapa var. Takım... ben de Ramos çapa her var. maç kırmızı de görüyor. De var. Bak bak. Ramos her maç kırmızı görüyor ya bu, bu kadroda Hani çapa evet. yok çünkü. Önde <laughs> full kaymalı bir Ramos hayal ediyorum böyle. O 38 <laughs> maçın 10'una çıkabilmiş. Van Dijk sürekli arkaya koşu yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> sürekli <gülüyor> Çok sinirli kovandı. bir takım oldu yani bu. Kielin işte Ramos, Daniel Vez. Şey bir takım. Bu takımı 11 olarak düşünemiyorum <laughs> sadece. Şey var. E... Ee, kim kim var? Kanatları Ronaldo Messi koydum. Çünkü Santifor'a koysaydım birine İbrahimovic'e çok ayıp ederdim. İbrahimovic'i koydum Santifor'da. Evet, zaten Ronaldo kanat başladı. Ya yani onu da kanat. olur o bir şekilde. Messi de olur hani bir şekilde. Olsun yaparsın. Ronaldo'yu ben de kanatta kullandım zaten çünkü. Hani en kötü bilmiyorum. kanatsız bir hani ben de iki olsun bir harcamak istemedim. Aynen. Kadroda aşağı yukarı bilmiyorum Ömer'de ne kadar fark var ama bende bakayım 1 2 3 fark var sadece. Bende de 3 ya da 4. Ha iyi çok farklı değiliz. Değil. zaten yani. yani aşağı zaten Messi Ronaldo yazıyorsun 9 kişi sayacaksın. Ya, öyle bir. No. <laughs> Aynen. Ya, Ömer ben sayayım Şimdi ben. Şimdi bende de kaleden oraya var. Yani başarılı bir otada da. Ee, sağ bekte Daniel Ves sol bekte Marcelo. İlk farkımız olan stoperde Ramos'un hmm. yanına ben e, Cevat Pique'yi koydum. Ha. Çünkü 2010'ların yıl başlarında dominant Barcelona'dan bir savunma o bana oyuncusu bana şeye geldi biraz ya. Ike'yi düşündüm ama o çok takımla birlikte yükselen bir oyuncuydu ya. Hiç var yani var. kendi başına mükemmel var. bir adam gibi gelmedi bana yani. Pike ilk 5'e girmez. <laughs> i̇lk 5'e ya bir şey diyeceğim. 10 senenin tamamını kapsıyorsa girer de hani böyle bir iki seneyle onu geçebilecek adamlar var yani. Mesela hani Van Dijk'ın bir buçuk senelik performans. Yok bir iki sene dediğim yani mesela 2019'un 2018'in sonlarında girdi piyasaya Van Dijk büyük bir oyuncu olarak. Yani evet. o iki senelik performansıyla geçer bence Pique'yi. Geçer. Daha kimleri geçer? Bana geleceğiz az sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Orta sahaya geçiyorum. Çapa ee, dediğin adam. Ben Kante'yi koydum. Ya o biraz senin adam duygusal böyle. olmuş ya. Gülüşüne aldanmışsın gibi. Hani... Abi adam Abi. şu an Dünya Kupası'nı kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Dünya Kupası'nı kazanması bak şana. şey o. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadı. kazanmadı. Kazanmadı mı? kazanmadı UEFA Kupası'nı kazandı. Aynen. Hazardı, Chelsea, sezon gitti yok çok gittim ben. Aynen. Ee, neyse şimdi Dünya Kupası'nı kazandı. <laughs> bayağı iyi. Bayağı iyi. şampiyon olduk. oldu. Mourinho yok Drogba Mourinho baba. Şimdi bak Kante'yi ben koydum ben de savunabilirim. Manchester City ile şampiyon oldu. Okey. Yani yani bu kadrodan biri girmeliydi. Ben Mahrez var diye koymayacağım. Kante yani net. Fransa ile Dünya Kupası da var. E, de koysaydınız abi o zaman. <laughs> ya Ward'dan bin kat daha iyi santiforlar var. olmasaydı koyardım. Ya bu şeyi çok merak ediyorum. Ben orta sahadan kimi çıkarttınız abi Kante'yi koymak için? Ben öyle bir adama çıkardım ki özür dileyeceğim baya. Ömer kimi çıkardı? Ben Çavi'yi çıkarttım. Modric Iniesta işte. var. <laughs> yani şeyi çok saçma. Hani sen takım bu olarak arada mı düşündün bu takımı? Ben Xavi'yi çıkardım. Abi Xavi'yi nasıl çıkarıyorsunuz ya? Bu adamı hani... nasıl? Hani... Katar'a gitti diye. Katar'a <laughs> gitti de Sorduk ondan paranın köpeği olmuş olmuştu. Evet, ya tabii ne abi. Bilmiyorum ya. Bana çok <laughs> büyük ihanet. Bu şey gif'i var ya böyle. Çevile yasta aynı şeyi konuşuyorlar. Sonra <laughs> Bak, şöyle birbirine diyeyim. taktik benim, vermeye çalış. Ben çalıştım. sebebimi açıklıyorum. <laughs> Bak. Modric Ballon d'Or kazandı. Bu benim için konuyu kapatıyor. Ballon d'Or kazanan adamı Evet. O Messi alacaksın. Ronaldo arasından aynı. Doğru. Aynen. Yani. Zaten bir tek o kazanmış yani o sene. Neuer'in de hak ettiği seneler var ama kazanamadı. Evet. Schneider'in de hak ettiği bir sene var. Evet ya. Ama işte Kante ben dedim birazcık çapa olsun. çok hani Ben her kupayı kazanmak istiyorum. Biraz winner olmak istediğim için Kante'yi de koymak istedim. Sen bu kadroyu şarkı... sahaya süreceksin yani. Ben bayağı oynatacağım ya. Bu ben kadro de kadro sahaya sürmek Herhangi bir ligde Kante. ilk üçe giremez bu kadro var ya. Dünyanın Nasıl en büyük abi? fiyaskosu olarak. Abi bu benim kadrom benim kadrom. Hoca sen olursan olur. <gülüyor> <gülüyor> abi şeyi düşünüyorum ama çok kart görecek. Aşırı geçirgen bir orta saha falan yani. Bir de hücuma da İbrahim koymuşsun falan böyle. Ya abi o, çok orada Orada ne ego kapışması olacak. İnanılmaz ya İbrahimovic. Ronaldo böyle İbrahim Messi Messi'yi küstürecekler hayattan falan böyle. Üf. Kimse kimseye pas atmıyor falan. Bir tek İğrenç ya atıyor. evet ya. Westbrook, Kobe falan Allah rahmet <laughs> eylesin. <alamet> Başka Başka <laughs> bir <gülüyor> 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 Hani bunlar aynı takımda toplanmış gibi. Carmelo falan. Hani. Carmelo söz düşmüyorsa yazardım. Evet düşmüyor evet, da hani orada. Basketbol bildiğimizde gösterelim. Tursu... Ara ara tenis de değinelim de çok şey gözüküyor. Yani, bir ofansif şey. gidiyordu da Tursun'un vazgeçtim. <laughs> Abi Şarapova da bıraktı çok ya. Çok düşmüyor bu arada. Ha? Şavaparı da bıraktı biliyorsunuz. Acımdır söyleme. Son iki senesi kötü geçmiş. Çok takip etmesem de duyduğum yorumlardan. Neyse. Bilmiyorum, ben tenisini takip etmiyordum. <laughs> <laughs> ee, hücum ee, üçlümde senin senden farklı olarak ben forvetle Lewandowski'yi koydum cancım. Çünkü Lewandowski mükemmel bu. Tamam striker da hani. Ibrahimovic'den daha iyi. Onun dışında ben Aguero'ya gittim geldim. <laughs> Lewandowski daha başarılı. Almanya'da sürekli dominant olan takımın forveti çok gol atıyor. Tam forvet her Manchester şeyi yapabiliyor. Manchester United yüzden... tarihinin gördüğüm en kötü kadrosuyla 18 gol attı. Tendonu kopmadan önce. Hani Ibrahimovic. 30, 37 yaşındaydı bunu yaparken. Yani. İbrahimovic'e büyük saygı duyuyorum ama ben Lewandowski'nin tam bir aile babası modunda olduğu için Abi, ama... Senildiğini düşünüyorum. Bak İbrahimovic çok şovmen bir adam. Ben Leva... ben de Lewandowski'yi yazdım bu arada. Belli ben zaten yazdın. Her yerinden savunuyorsun beni. <laughs> evet savunuyorum. Hatta sana şöyle diyeyim. Agüero daha iyi İbrahimovic'de. Ciddi Agüero mu Lewa mı, mı yazacaktım? Lewa'yı yazdım. Abi o kadar adamı ne bileyim ya. Hani şey değil. Bu hmm. O adam dominasyon kurmadı ya. Hani gittiği kulüpte ağırlık hissettirmedi, gittiği ligin kalitesini wow denecek bir şekilde artırmadı Kim? Agüero'dan bahsediyorum. İbrahim e kadar Oğlum, büyük bir etkisi olmadı ki attımadı? bu adamın. Nasıl atmadı? Pömerlikte adam evet. her sene neler yapıyor? Kaç tane gol atıyor? Ya Elimde okay. tam vakamlar olmasa da yani ufak tefek son saniyede de atıldan... şampiyonluk getirdi adamımızı bağırdı. <laughs> hey. Ya farkındayım bunların arkadaşlar diyor. farkındayım bunların. Ama şey diyorum yani, ya. için ya, bilmiyorum adını, ya ben. Avrupa Avrupa başarısı yok. O da City ile alakalı diye düşünüyorum ben. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani şimdi Ronaldo'nun da en büyük kozu ya Messi'ye karşı. Her ligde muhteşem oynuyor Ronaldo. Hani her ligde kendini evet. kanıtladı adam yani. İbrahimovic de öyle. 36 yaşında Premier Lig'de kendini kanıtlayabiliyorsun yani 36 37'de. Yani bu bu bile Leva'yı geçmesine, Agüero'yu geçmesine yeter bence yani. Ben yani Lewandowski'nin de kanıtlayabileceğini düşünüyorum bu arada. Olabilir Bilmiyorum, ama sefer. şöyle şu ana kadar iki kulüpte gördük. Biri Dortmund'un yani en azından bizim izleyebildiğimiz tarihin en iyi kadrosuydu. E, mini zaten mini. Bilmiyorum final gördü. Dortmund'la kolay iş değil. Kolay yani iş değil de Royce o dönem Dortmund... sakatlanan bir Royce değildi. Bekleri bile muhteşemdi o dönem o takımın. Kalecisi ben iyiydi. söyleyeyim o sene tamam Dortmund'un kadrosu iyiydi ama kimse de bir final beklemiyordu yani bence. Evet. Ama ben dünyanın en formda Ben de iki sene üst üste Şampiyonlar Ligi finali beklemiyordum ya. yani şöyle bir evet. şey var ama dünyanın en en formda teknik direktörlerinden biri vardı o dönem yani. Hani en iyi teknik direktör değildi belki ama en formda teknik direktörlerinden biriydi Klopp o dönem. Hani adı bu kadar böyle bir hoca gibi durmuyordu. Ağırlığı yoktu Neden? şimdi var ama o dönem yani... dediğini anlamadım. <laughs> i̇şte o dönem en formda teknik direktörlerinden biriydi şu an en iyi teknik direktörlerinden biri evet. hani şu, o zaman öyle bir süksesi yoktu hocam. ama onu yaparken öyle olduğu hissedilmiyordu yani hani muhteşem bir hoca olacak belli ama şu an muhteşem bir hoca olarak anılmıyor Mourinho gibi falan filan deniyor diye bakılıyordu o dönem Kırmçı. işte o finalden sonra oldu aynen Ne yani o kadroyla yani sürekli hüsran uğradı sonra finallerde bir yerden sonra takım yani Simione ile şu an Atletico'nun yaşadığı durum yaşandı orada da. Hani gidiyoruz gidiyoruz kendini ama bu, bu kadar an. savunmuyor ya. İbrahimovic kendini bu kadar. <laughs> Şu an İbrahimovic savunmuyor. savunmuyorum ha. Başka şeyler anlatmaya başladım ben. Lewandowski <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> <sonra> okey yani hani. <laughs> Hayat hikayesini falan. Aynen. Size bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Onu bunu bırakın. <laughs> ee, bu Barcelona'da yaşadığı saçma sapan olayı ne diyorsunuz? İbrahimovic'e. Hangisi ya? Bir sürü olay. Yani manipülasyon falan o? yani. Bildiğin hani adama baskı böyle şeyler ne derler mobbingler oynamasın diye falan. O dönemin teknik direktör kimdi? Guardiola mıydı? Guardiola. Guardiolaydı aynı. Aynen, aynen. Ya, ya ya tamam, ya karşılığında ben... muhteşem bir takım verdi. İbrahim hoca silmiş olmasına rağmen ama çok silen bir adam Guardiola yani. Guardiola, ya yani bu Guardiola o kadar e, egosistinlerle çalışabilecek bir hoca da değil. Yani çünkü futbolcuların anlatılanlarına göre seks hayatından tutun neye dine, gece kaçta uyuduğuna, kimle uyuduğuna her şeye karışan bir hoca olduğu için. Ama şu noktada ben mesela evlenmek için söylediklerinde de bir sıkıntı çıkmaz yani. O da bir aile babası. O da muhteşem zaten. Kendine bakıyor. Kimsenin bir şey demesine gerek kalmadan. Yani, yani. Çok savundum harbiden. Ben rahatsız oldum ya. Isterdim. Of Günah dolu bir gece geçirmek istiyormuş gibi durdum. Tamam. Hadi. <gülüyor> 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 tamam. Ömer'in kadrosu. Bunu tamam. Da gördük. Aslında benim kadromda Ömer'in aynısı. Tek fark var. Ben hızlıca sayıyorum. Ha. Farkı görün. No, ve Ramos Van Dijk, Marcelo, Kante, Modric, Iniesta, Messi, Ronaldo, Lewandowski. Yani şöyle Şimdi bir şey sevgili var. hocam. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> nasıl kudurdular? Van Dijk'ı duyunca. Van Dijk'ı duyunca ben bir yükseldim ya. Yani. Bir buçuk sene abi. Yani 2010'lar diyoruz sana. 2020'nin de Nikadus desen okey. 19'um desen yine okey. Ama yani. 2015 tarihi sonrası da okey. Ama 2010'lar diyoruz. 2015 ben... sonrasına da okey değilim abi. 5 sene boyunca iyi oynamış bir adamla bir buçuk sene mükemmel oynamış bir adam karşılaştıramazsın ya. Koyamazsın yani, yani. Sadece şuna bakıyorum. Van'da Kelly'inden daha iyi stoper. Daha komple. Bak Ar daha, iyi, Ay, değil, iyi. Demiyorum. Hızlı, daha güçlü, iyi değil demiyoruz. Daha iyi değil demiyoruz Bugün Van'da kaç yaşında? Ya ona bakarsan bu 2010 döneminde şey Roberto Carlos'un bir senesi var mı? Ee, var. E tamam o zaman bu Marcelo'nun yerine onu koymamız o. lazım mesela bir sene. Çok Hayır, daha iyi bir stoper. Hayır ama ben, ama ben şu, o 2010'daki Carlos'a bakmam lazım onun için. 2005'teki değil. Yani Anladım. ben Son iki yıldaki Van Dijk... Ben şöyle diyorum. Son iki yıldaki Van Dijk... Ramos'tan bile iyi. Hani ben öncesini silip atıyorum. Bilmiyorum. Ramos ben... hafif kırmızı çizgim ya. Şampiyonlar Ligi kazandıran... Hopper bu benim kırmızı çizgim. <laughs> Her şeyi kazandırdık. Sadece ben... Hayır son Hangi dakika Atletico'ya attı. Kafa golü falan. Hani yani... Bak Atletico'ya o kafayı attı. Bir maç önce... Kral Kupası'nda attı. Kral Kupası'nı kazandırdı. Bir delikte o sıra böyle sürekli maç kazandırıyordu. Ve bu yoksa, adam daha ama. kötü diyorsun yani Van Abi stoper sadece gol atmayacak şimdi. <laughs> ha, bir tek gol atıyor paşam. Bak <laughs> kurduğumuz kadarda Messi, Ronaldo, Lewandowski atamıyorsa zaten. <laughs> yani işi Ramos'a kaldıysa. Ya, o dönem Benzema Ronaldo atamıyor muydu? Ya, Benzema deme bana benim. Kırmızı çizgim hiç sevmiyorum. O. Ben çok seviyorum ya. Bayılıyorum öyle hmm. adamları. Bilmiyorum Sadece özellikle. işini yapıyor değil mi? Evet. Sadece Rihamla... işini yapıyor aynen. Hiç böyle bir egosu yok. Ronaldo mu star olacak? Olsun abi ben dünyanın en büyük kulübündeyim. Bu, bu, bu moda girebilmiş adamlara bayılıyorum ben yani. Peki bu Rihanna ne buldu bu benzemada? O da mı? Hani işini yapsan bu ne Şu an yani. Arap şeyhiyle değil mi zaten o, adam? <laughs> şey, o kadın? Arap o, şey... Öyle. Yani, Geçen hani... ayrılmıştı abi ama bilmiyorum. Zevklerini şey yapmayalım şimdi yani değerlendirmeyelim. Gerek var mı? Hani ne kadar zevksiz olduğundan bahsetme. <laughs> Yani. Yine La Galiba'da mu Jamie Cem Yılmaz Serena Sarıkaya'yla bağlanacak. Benim yine sinirlerim hoplayacak yani. bak. Melik İskil, Benzema, Agüero falan diyor. Neyse. <laughs> Abi paran var mı var. Ünün var mı var. Yani ne arıyorsun Benzema? Neyse bizim kadrolarımız böyle. Benim kadrom ve gün tokatlar diye düşünüyorum. Oğlum sende sadece Van Dijk Pique farkımız var. Şimdi Van Dijk daha iyi bir oyuncu ama... Ya ona Ancak niye kazandım. karşıyım? Ben ona karşı... ona niye karşı olduğumu söyleyeyim. Van Dijk bence de daha iyi Vamos'tan da Pike'den de şu anda ama bu Van da 2015'te Feyenoord'da mı? Adoden Hak'ta mı oynuyordu? 2017'de Groningen'de zaten... Ingen'de oynuyordu. Southampton'a geldi. E abi böyle bir adamı koyamıyor mu? Pardon Celtic'e Southampton gitti. Southampton'a gitti. Yani bak yani, saydığın takımlar. <laughs> yani saydığın takımlar. Adam abi bize. olabilir. Carlos Bakka'yı da 20 yaşında denizde balıkçıyken keşfetmişler. Adam bir baktı bir sezonda 60 gol attı. Ne diyeceksin? Bu adam 2017'de keşfedildi mi diyeceksin atıyorum yani. Yanı da doğru değil de şey dedim hani. Denizli'de de balıkçıydı. Muhteşem <laughs> <olsaydı. gülüyor> bir an. Bu değil. gerçekse çok güzel çünkü. <laughs> Gerçek de Denizli değil yani. O ben okay. Denizli'de balıkçı. <laughs> denizli spor keşfediyormuş. Abi ama, ama keşfedilmiyor. keşfedilecek adam keşfediliyor. Bak Ribery bizde bir, bir sene mi bir buçuk sene ne kadar durdu yani. Direkt gidiyor yani bir şekilde. Gidiyor. Luis Gustavo da çok geç yaşta başlamış usta mesela. Yani onu da oldu? al zaten bu 11'e. Hiç sırıtmaz. <laughs> 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 i̇şte bir düşündüm Kante mi Modric mi? şu halinde bu adamın <gülüyor> artık... <gülüyor> bu takım Avrupa'ya gidecekse Gustavo abi iyice yükseliyor yani. Abi yok ya hani her Mustafa şey okeyim. Çavi'yi almamana okeyim. İbrahimovic'i almamana okeyim. Ama hani kellin ya değil sen de. sen bana şunu söyle. Hiçbir Arsenal'lı yok diye kuduruyor musun? Bana bunu söyle. Yok. <laughs> Kuduruyoruz Şu mi? kadroya Mustafa yok diye kuduruyoruz. <laughs> Mustafa'yı siz alsanız olay çıkardım öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim Mustafa, bir granit şaka bak, Mustafa olmadığı için benim de sarık. kırmızı çizgim. Mustafa'yı övemezsiniz. <laughs> evet, şey düşünüyorum yani ama Kielini tamam okey olmasın. Ama kim ya, yani o olmaz ya Van Dijk Ben Tamam kişisel görüşü saygı duyuyorum. Bak Van Dijk 23 yaşında olsa koyardım. Çünkü oynama fırsatı yoktu. Adam bu adam 2015 yılında çok üst düzeylerde oynamadığı için onlar koymadı Van Dijk ağlıyor şu an Evet şampiyonluk yarışı kızıştı işte. Okey herkes şampiyonluğu konuşuyor İşte Trabzon, Galatasaray, Sivas vesaire. Ama umurumda mı değil Ben <laughs> garibanın Underdogların yanındayım Sizce bu sene ligden kim düşer? Ben başlayayım yani Başla. Öyle bir ligimiz var ki ee, Kim düşer tahmini var? 3 tane takım vereceğim size ama Şunu söyleyeyim en başta Şu an 10. olan Denizli da düşebilir 18. olan da düşebilir. Yani. Ben 17. buna hiç katılmıyorum bu arada. Ya. 8 takımdan hepsinin düşme ihtimali ne olduğunu 18. düşünüyorum. 18. olan düştü bence çoktan da. <laughs> Şöyle bir şey var. Ben, <laughs> neyse ben bana gelince konuşurum. Yemiyorum. Şu, şu an 18. olan Kayseri'nin büyük favori en yakın rakibi yani düşme hatlarının dışındaki en yakın rakibiyle 6 puan fark var maç eksiyle. Ama 3 tane takım veriyorum. Kayseri, Malatya, Kasımpaşa. Malatya. Malatya. Gelme gitti güç kaybettiler ama Son 5 yani. maçtır kaybediyor. Başkanla taraftar arası kızgın. Ee, teknik direktörü durduk yere Sevgen'i yolladılar. Yani düşsünler. istediğim bir takım abi. Neden başarılı bir adamı yollarsınız 2 senedir üst üste? Hiç anlamıyorum. Düşsün istiyorum. 3. adayın kimdi? Kasımpaşa mı demiştin? Evet. Kasımpaşa da bir ilişki çıkışlı ilişki çıkışlı transferler yaptı ama kurtaramayacak gibi düşünüyorum şu an düşme hattında. Kayseri zaten biraz fark yemiş durumda. Hı. Ya Peki, sen hocam, ne sen... diyorsun? Yani şimdi Buradan puan attığında şöyle. <laughs> Bütün forsunu kullanıyor. Can sus şimdi. Şey <gülüyor> <gülüyor> Müzik kesin. Klanletler e falan. 2 dakikalık ceza. Sesini kesiyorum. Tık falan diyor. <laughs> Bak şimdi ben şurada şeye katılmıyorum. Bak 12'den itibaren yani 10. Denizli, 11 Gençler Birliği, 12 Antalya. Bu üçü düşmez. Neden düşmez? 6 puan fark var Antalya ile 16. arasında. Kasımpaşa arasında. 6 puanlık fark... Lid, yani liderlik şampiyonluk yarışında kapanabilir bir fark ama düşme hattında kapanmıyor genelde bu fark. Çünkü iki taraf da alamıyor puan. Doğru düzgün. Alınan bir puanlar 3 puan çok nadirler üzerine kurulu bir alt e, grup oluyor genelde. Bir de şöyle bir şey var. Kayseri kesin düştü zaten. Ama e, onda bir sıkıntı yok ya. Herkes emin gibi. Çünkü çok kötü durumdalar. Çok çok kötü Anlamda durumda. Da. Hatta şöyle söyleyeyim. Kayseri yani nasıl güzel bilmiyorum ama PTT birincilikten bile düşebilir. Bu arada yani. ben kesin görmüyorum. Son 3 maçta e, 4 puan mı ne 5 puan aldılar son 3 maçta. E, ve tamam Ankara gücü de öyle mesela. Biraz iyi toparlayacak gibi duruyor falan ama kadroyu yenilediler. Onların da 2 galibiyeti var 5 maçta. 6 puan. Yani düşme hattı için çok kötü değil. Ama şu var. Şimdi e, Konya Spor'a bakıyorum mesela. Konya Spor'da daha Fenerbahçe maçı var. Dışarıda Başakşehir, şey Beşiktaş var. Başakşehir var. Trabzon var. Konya'nın. E, şeye geçiyorum. Kasımpaşa'ya geçiyorum. Kasımpaşa'da sadece Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir var. Büyük maç. Fenerbahçe'nin olması ama bu arada avantaj. Bu, ya ondan <laughs> da evet. Puan alınabilecek bir artık şey. Çünkü çok kötü gidiyor Fenerbahçe. Yani bunu bir Fenerli olarak söylüyorum. Hani şey artık hani. Lig bitsin yeter moduna girdiler. 10 hafta vardı. daha. Ee, o yüzden aslında puanın alınabilecek maç sayısı daha fazla. E, şeyde Kasımpaşa'da. Ankara gücüne bakıyorum mesela. Ankara gücünde bu hafta Beşiktaş Deplasmanına gidiyor. Sonra Trabzon deplasmanı var. Başakşehir maçı var. Galatasaray'la oynayacak da. Yani fikstürü en avantajlı durumda olan aslında Konya ve Kasımpaşa. Dolayısıyla Ankara gücünün de düşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Kalanında da şu var. Konya Spor ve Kasımpaşa arasında Rize'ye de Ünal Karaman geldi. O yüzden Rize'nin de oradan bir şekilde atlayacağını düşünüyorum. O aralısında geçecek durumda bu Konya ve Kasımpaşa'nın büyüklerden alabileceği puanlara biraz bağlı gibi geliyor bana. Orada da yani son dönemde Kasımpaşa sanki bir tık daha iyi bir daha böyle hani toparlayabilir bir şekilde tutunabilir gibi geliyor. Malatya'yı çansa Malatya'nın ne hakkı neler düşünüyorsun? Ya Malatya'da 4 puan fark var ya onun avantajı biraz sanki. aynı puanda ama şimdi 5 maçta kaybediyorlar. 5 maçtır kaybediyorlar ama hani 5 maçtır kaybettikler halde hala 4 puan fark var. Ve hani bakıyorum maçlarına. Onların da mesela Beşiktaş maçı var. Trabzon maçı var. Onun dışında deplasman maçı yok. Beşiktaş ve Trabzon da içeride ağırlıyorlar. Yani puan alınabilir bir şekilde yatarak bir şey yaparak. Hani belki puan çıkarabilirler oradan. Kasımpaşa ile da içeride oynuyorlar mesela. Yani dolayısıyla ee, burada hani... Evet. Aynen. Yani böyle düşme hattındaki takımlarda da içeride oynadıkları için. Yani bir Kayseri deplasmanı var ama Kayseri deplasmanı hani oradan 3 puan çıkarabilir evet. yani. O yüzden ben, ben hani Malatya'ya çok düşme Ka ihtimali olan bir takım olarak görmüyorum açıkçası. Kayseri'yi attım ben zaten. O kim Aynen. ona? Aşırı. Ya ben bu düşme attığı muhabbeti ya yani Rize son yıllarda çok fazla bir kere de düştü 2 yıl önce ama her sene bir düşme attığının oralarda. Ama... Ben Rize'nin kadrosu da kötü bu arada. Yani Ünal ha. Karaman Yani geldi okey ama ben tutabileceğini düşünmüyorum. Rize Spor'u ben net düşme favorisi olarak görüyorum. İkinci favori ama maç eksiği var. Maç eksiği var. Okey zaten ama ben her türlü ya. Yani 24 çünkü... puan ama bir maç eksiği var mesela. Diğer alttaki 3 takımın arkasındaki 3 takımın bir yani maç Kayseri'de fazla var. Kayseri'nin maç eksiği var. Kayseri'de bir yendiğini düşünürsün. Şimdi ya Kayseri'nin yendiğini zaman... düşünüyor musunuz <laughs> Kayseri'nin herhangi bir maçı yenebileceğini. Ya mi? burası Süper Lig. Göztepe'yle ya, yani, oynuyor geçen çünkü. Geçen yani. sene Göztepe. Ankara Gücü'ye de düştü diyorduk. Gene 31 Ocak'ta 14 tane transfer açıkladılar. Çok benzer bir sezon ve düşmediler. O da var. Yani şu an bu takımların kaçıncı olduğunun bir önemi yok zaten. Düşmemeyi yeter mantığında tab tabii. Tabii canım tab kaçıncı olmaktan bahsetmiyorum. Ben arasındaki puan farkından bahsediyorum. Bir de maç eksiği falan var. O yüzden biraz orada ihtimalden çıkardım. Ben mesela Kasımpaşa'nın kadro kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani neden bu kadar aşağılarda olduğunu da bilmiyorum. Bence Kasıbaşı'nın kadrosu. İşte o yüzden ben de şey dedim işte Ankara gücü, Konya, Kayseri ve taraftarıyla, Konya. Taraftarıyla aynen. Yani bunlar çıkar bence. Ben Ankara gücüyü biraz favori olarak görüyorum ya düşme konusunda. Yani 16. o olur. Bence Rize düşer aşağıya diye düşünüyorum. Ben o düşecek olanın Konya olduğunu düşünüyorum işte. Ben Konya taraftarıyla bir şekilde onu tutunur diye düşünüyorum. Rize'de ya. De, de yok değil aslında taraftar mı Ya Rize'de taraftar sıkıntı ya bence. Ya çünkü çok kritik maçlara geliyorlar. Okey ama sezon genelde doldurmuyorlar da... Yani. Doğru. Yani evet. doldurmuyorlar, boş bırakıyorlar. Ankara Gücü de öyle düşünüyorsak aslında çıkabilir yani. Ama şimdi Konya'nın stadı, Antalya'nın stadı bunlar. Evet, İyi statlar. Yani Ankara Gücü'nün stadı 15 bin kişilik ile baskı kurmak var. Bir de atıyorum 30 bin kişide fark ediyor tabii. Doğru. Okey. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Yok. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Haydi bay bay. Güle güle.